Mikroskoplarla devam ediyoruz. Bir önceki derste bazı terimlerin üstünden geçmiştik. Neydi onlar? Ben de hatırlamıyorum desem. Faz kontrast mesela, ışık mikroskobu nasıl çalışır mesela? Oradaki optik düzenek nasıldır? Ve şimdi de örnek açısından biraz konuşacağız. Şimdi eğer elinizde bir doku varsa bu dokuyu mikroskopta görmek zor oluyor. Şuradan hemen göstereceğim. Böyle bir dokunuz var elinizde. Ve buradan ışık geçmiyor çünkü çok fazla kalın ve çok fazla opak. Işık geçse bile algılamıyorsun. O yüzden bunu böyle kesit kesit kesiyorsun böyle. Sonra her bir kesiti tek başına bakıyorsun mikroskopta. Bunu böyle kesit yapıyorsun, tek başına bakıyorsun gibi. Böyle bir şey var, çok sık kullanılan. Mesela işte bu mandalinaya bakacak olsaydın, bu mandalinayı da şöyle 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 kesmen gerekiyordu. Ya da böyle böyle kesip öyle bakman gerekiyordu. Buna sectioning deniyor. Section almak, yani kesit almak. Kesit almak diyelim. Bunun için cihazlar var kesit almak için. En çok kullanılanı kriyostat. Kriyo donmuş anlamında. Bunu bilmiyorum işte. Kriyostat olarak geçiyor. Burada böyle soğuk, doku soğukken kesiliyor. Bunun için özellikle hastanelerde hemen bakmak için mesela ameliyatta çıkan parçayı hemen donduruyorsun veyahut da bir şekilde fixliyorsun. Fixlemek demek, sabitlemek demek. Yani senin çıkardığın doku da neredeyse orada kalıyor. Herhangi bir bozulma veya herhangi bir değişim olmamış oluyor. Buna fixlemek diyoruz, sabitlemek. Onu işte ya sabitleyebilirler ya da direkt dondurabilirler. Direkt dondurup kesit alıp bakılabiliyor. Ama daha sonra bakmak için ise uzun vadeli doku formaldehit, formalin gibi şeylere konuyor. İçine konuyor, formaldehitin içine konuyor. Ve bu uzun süre saklayabiliyorsun formaldehitin içinde. Yani çok uzun süre saklayabiliyorsun dokuları. Sonra formalinden çıkardıkları dokuyu yine kesitler alıyorlar. Ama bu sefer aldıkları kesitler soğukta alınmıyor. O da ısısında alınıyor. Çünkü buradan aldıkları dokuyu parafin diye bir şeyin içine gömüyorlar. Parafin bir petrol türevi olan parafin. Parafinin içine gömüyorlar ve böylece o da ısısında kesit alabiliyorlar. Hem daha uzun vadede çalışabiliyorlar. Onlara da o cihazlarda ne deniyor? Mikroton denmiyordu. Ne deniyordu? Yani bir mikroton var, ultra mikroton var. Bundan sonra vibraton var. Var da var yani bir sürü. Bunların hepsi böyle kesit alıyor. Ama aslında baktığında ekmek kesme makinesinin şey hali, mikro hali gibi bir şey. Çalışma prensibi aynı yani sonuçta. Ekmek dilimler gibi. Fırındaki ekmek dilimleyen alet gibi. Bayağı bir. Şimdi dokuları görüntülemek için de yani direkt baktığınızda dokular mikroskopta görünüyor ama çok iyi seçemiyorsun. Çok iyi seçemediğin için neyin nerede olduğunu çok iyi bilemiyorsun. Onun için bazı boyalar kullanılıyor. Kamera geride kalmış, hemen onu yapıyorum. Şöyle gel bakayım. Evet. Nasıl boyalar kullanılıyor? Hematoksilen eozin diye bir set var. Hematoksilen ve eozin. Bu çok standart bir şey.
İnsan dokularını boyamakta çok kullanılıyor. Hücreleri boyamakta çok kullanılıyor. İşte hematoksilen çekirdeği, eozin geri kalan bölümleri boyuyor ve böylece sen hem bu çekirdek ve bu sitoplazması diye daha net bir şekilde görebiliyorsun ya da arada kalan dokuları görebiliyorsun. Sonra bir de safranil var. Rani ve fast green var. Bu bitki hücrelerini boyamak için. Çünkü birisi zaylem duvarını boyuyor. Birisi de selüloz duvarını boyuyor. Duvar boyandığında duvar boyandığında bitki hücresinin sınırlarını anlayabiliyorsun böylece. Şimdi ışık mikroskobunda ışığı gönderiyoruz. Yani bütün ışık geçiyor. Sonra gözümüzde bütün o gelen ışığı, yansıyan ışığı veya yansımayan ışığı algılıyor. Ama floresan mikroskobu diye bir şeyimiz var ki onda hangi dalga boyunda ışığın geçeceğini ayarlayabiliyorsun. Floresan mikroskop. Hangi tür ışığın geçeceğini ayarlayabiliyorsun. Nasıl ayarlıyorsun? Dalga boylarına göre ayarlıyorsun. Şimdi bizim gözümüzün gördüğü spektrum var. Maalesef bir sürü renkli kalemim olmasına rağmen hepsi kaybolduğu için sadece isimlerini yazacağım. Nedir? Mor, ötesi, mor, burada UV var tabi. Sonra mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve kırmızı infrared. Şimdi bizim gözümüz şurayı görebiliyor, şu spektrumu görebiliyor. Bunlar fark ettiyseniz gökkuşağının renkleri. Biz infrared ve mor ötesini göremiyoruz. Ve bu aslında dar bir spektrum. Da spektrum deniyor. Hani böyle discrete, ayrı ayrı olmayan şeylere spektrum deniyor ya. Bu bir spektrum. Yani mavi mesela ayrı bir ünite, yeşil ayrı bir ünite değil. Mordan maviye, maviden yeşili böyle kademeli geçiyor. Bunların da dalga boyları var. Burası işte şu mor ötesi kaçtan başlıyor? 400'lerden falan başlıyor sanırım. Burada da 560'da bitiyor. 2-3 sayfa sonra yazmıştım ama bakayım. 660'mış. 400 ve 660 gibi. Ama yani 400'ü ve 660'ı da bence sanırım görmüyoruz. Yani o infrared ve mor ötesine girmiş oluyor. Bu arayı görebiliyoruz. Bunların her birinin ayrı dalga boyu var. Ona göre floresan mikroskobunda ayarlama yapabiliyorsun. Ayrıca fark ettiğiniz gibi dalga boyu bu tarafa doğru artıyor. Dalga boyu şu, lambda. Yani kırmızının dalga boyu 660-500 küsürlerdeyken morun ve mavinin dalga boyu 450-500'lerde. Yani 400-500'e çıkmıyor, 450 gibi bir yerde. Şimdi bir çok önemsel bir şeyi de hatırlatmak isterim. Dalga boyu artınca enerjisi düşüyor ve dalga boyu azaldıkça da enerji artıyor. Bunu kullanacağız. Yani buranın enerjisi daha fazla. Yok artık yani. Nasıl çaldı? Pardon. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bunu anladık. Lambda dalga boyu yükseldikçe enerji düşüyordu. Buradan dalga boyu düşük, burada dalga boyu yüksek. Yani enerji de buraya doğru azalıyor. Şimdi floresan moleküllerde şöyle oluyor. Sen moleküle bir ışık gönderiyorsun ve bundan da bir ışık yansıyor sana doğru. Sen de yansıyan ışığı algılıyorsun. Verdiğin
Işık mavi ise mesela yeşil çıkıyor. Çünkü neden? Işık geliyor, senin örneğine çarpıyor ve sonra biraz enerji kaybediyor orada. Ve ne kadar enerji kaybedeceği de değişken oluyor. Enerji kaybettiği için bu sefer daha düşük enerjili bir dalga boyundan yayılım yapıyor. Veya bir başka deyişle, her zaman verdiğin ışık daha düşük dalga boyunda, aldığın ışık daha yüksek dalga boyunda oluyor. Biz bunları yapabiliyoruz. Floresan mikroskobunda bunları kontrol edebiliyorsun. Şimdi burada tekrar az önce söylediğim şeyi söyleyeceğim. Buna ground state deniyor enerji olarak. Buna da excited state deniyor. Yani uyarılmış durum. Bu da taban hali. Burada evet, neden enerji kaybediyor? Çünkü foton absorpsiyonu oluyor. Dönen ışığın da dalga boyu daha büyük. İşte bu mavi ise bu yeşil olarak dönüyor mesela. Oradaki enerji, o kaybedilen enerji orbital elektronun enerjisi. Böyle kimyada bir görüyoruz, bir de fizikte görüyoruz. Ancak dinleyen fizikçi varsa tekrar özür diliyorum birazcık. Ben dediğim gibi kullanıcıyım hep, son user. Şimdi bir fluorokromun orbital elektronu bir foton absorb ederek excited state'e geçer diyor. Bu elektron ground state'e dönünce floresan oluşur ve daha uzun dalga boyunda emit eder diyor. Şimdi burada iki tane de terimimiz var. Emission, bir de absorption. Bir de excitation. Şimdi bu emission, Türkçesi emisyon. Ama sanki emission sanki böyle şeyi alacakmış gibi, ama dışarıya verme, yayma, salınım demek. Dışarı diyoruz. Absorption, bu emilim. Bu da uyarılmış hali. Genellikle verdiğin ışığa excitation diyoruz. Topladığın ışığa da emission diyoruz. Yani mavi ışık veriyorsan mavi ışık işte excitation. Aldığın yeşil ışık emission oluyor. Arada giden de absorption olmuş oluyor. Ve bu fluoroforlarda excitation emission values diye çıkar her yerde. Herhangi bir şeye yazdığınız zaman bir molekülü, mesela GFP, Green Fluorescent Protein, excitation emission values diye yazarsan hemen dalga boyları çıkar. Orada söylediği şeyler dalga boyları. Şimdi ben bir çizim yapacağım. Şuraları sileyim. Bence o çizimi yaparken kapatayım sizi. Şimdi çizdim. Floresan mikroskobunun içi 3 aşağı 5 yukarı böyle. Burada göz var. Yani mikroskopa baktığın yer. Burada da örnek var. Şimdi buraya ışık geliyor. Ve herhangi bir güçlü ışık olması yeterli. Herhangi bir dalga boyunda vermen gerekmiyor. Çünkü onun için filtreler var. Ama ışığın güçlü olması gerekiyor. Şimdi bu birinci bir yazan yer, birinci filtre. Bu birinci filtre 450 ile 490 nanometre arasını geçiriyor. Ve bu da mavi renkte bir ışık. Sonra bu mavi renkteki ışık, yani buradan bütün dalga boyları geldi ama buradan sadece mavi geçti. Bu mavi ışık, burada bir ayna var. Beam splitting mirror diye bir şey var. Yine
Beam ışın işte splitting ayırmak bilir ayna olan. 510 altını yansıtıyor, üzerine geçiriyor demiş. Örneğe geliyor. Örnekten yansıdığında bizim ışık yeşile dönüşüyor. Ama buradaki yeşil de çok geniş bir spektrumda bir yeşil olabilir. Onun için üçüncü filtre sadece 520 ile 560 arasını geçirerek gözüne tam olarak doğru ışığın gelmesini sağlıyor. Burası eyepiece dediğimiz şey. Bu şekilde. Şimdi değerlerini mesela tekrar yazayım. Bu 450 ile 490 arasını geçiriyordu. Bu arada nanometre, bunların ölçüsü şurada. Hani şunlar hep nanometreydi. Ve buradaki de neyi geçiriyor? 520-560 arasını geçiriyor. Buradaki de 510'un üzerini yansıtıyor. Üzerini gönderiyor. Şimdi biz bir spektrum çizersek, sadece şuraya çizeyim, sileyim. Neydi? 400'lerden başlıyordu. 660'lara kadar gidiyordu. Bizim ışığımız bu bütün spektrum olarak gelmiş olabilir. Ama ilk seferinde şuraya ayrıldı. 450 ile 490 arasını aldık sadece. Bu bizim gidip örneğimize çarptı. Örneğimize çarptıktan sonra biraz enerji kaybettiği için 490'dan daha yüksek bir dalga boyu olacak. Mirror 510'un üzerine geçiriyor. Ama 510'dan sonra hepsini, 510'dan sonra ne varsa geçiriyor. Ondan sonra da 520 ile 560 arasını üçüncü filtre topluyor. Ve sen sadece buradaysa görüyorsun. Bu rakamları nasıl ediniyoruz? İşte dediğim gibi kullandığınız klorofora bağlı olarak, maddeye bağlı olarak excitation emission değerleri var. Ne ona göre giriyorsun. Çünkü senin emission değerin 520 ve 560 arasındaysa ama sen 510'un üstündeki hepsini toplarsan yanlış sinyal elde edersin. Ve bu fluoresan mikroskopta çok kolay bir şey. Yani yanlış bir tane yanlış görüntü elde etmek çok kolay. Onu sinyal zannetmek. Yani doğru sinyali bulmak gerekiyor. İşte background noise falan diyoruz. Şimdi GFP'nin mesela yazmışım buraya. Mor gibi bir yerden girip mavi gibi 500 nanometreden ya o değil tabii ki. Yanlış. GFP daha aşağıda olacak. Neyse. İnternetten bakabilirsiniz. Şimdi fluoroforlar var. Birazdan daha bahsedeceğim. Yani floresan ışıma yapan moleküller var. Bir de onların çok gelişmiş hali var. Mesela şöyle yarı iletken bir şey, küçük bir çekirdek ki kadmiyum selenit molekülüymüş bu. Yarı iletken. Bunun etrafına hidrofilik kaplama yapıyorlar ki hücrenin içine girebilsin diye. Bunun üstüne de streptavidin koyuyorlar mesela veyahut da bir başka ışıyacak bir şey. Ve bu hücreye girip çok daha uzun süre şey yapabiliyor, ışıma yapabiliyormuş. Bunun büyüklüğü de bu arada 5 nanometre gibi şöyle bir scale çizmişler. Yani toplamda 10 nanometre, 15 nanometreden daha küçük bir şey. Bunu bir antikora tutturup çok uzun süre sinyal alabiliyormuşsun. Şimdi antikor kısmına gelelim. Floresan demişken. Antikorlar bizim vücudumuzda sürekli üretilen şeyler. Yani hasta olduğunda vücuduna bir virüs, bakteri girdiğinde antikor üretiyorsun.
normal protein yapısındalar. B hücrelerimizde üretilirler. Bunları biliyoruz. Bizde üretildiği gibi başka canlılarda da üretiliyor. Şimdi antikordan, antikor oranında birkaç tane şey var, terim var. Onlara bir bakalım. Antikor genellikle böyle çiziyoruz. Burası constant bölgesi. Her antikor da aynı. Yani bir insandaki her antikor da aynı. Benim bütün antikorlarımın o kısmı zaten aynı gibi. Ama şurası antijeni tanıyan yer. Ve antijen de oradaki proteinin veya virüsün tamamı değil, sadece bir kısmı. Şimdi bir proteinin var veya bir bakteri girdi vücuduna, ona karşı antikor üretiyorsun. Ama antikor bütün proteine karşı üretilmez hiçbir zaman. 15-20 amino asitlik, belki de daha kısa yerler için üretilir. Ve ona da, o kısma da antijen diyoruz. Yani mesela şimdi aşılarda falan da o antijen veriliyor. Bütün bütün virüsü vermek yerine, bütün bakteriyi vermek yerine. Bu böyle. Şimdi immüno yaparken nasıl yapıyoruz? Burada bir örneğimiz var. Böyle. Ve biz buna, görünüyor mu? Biz buna bir antikor gönderiyoruz. Ve bu antikor buraya spesifik ve bunu tanıyor. Onun için buna yapışabiliyor. Burası ise constant kısmı. Şimdi bu eğer farede üretilmişse fareye özgü bir kısım oluyor. Böylece biz bu sefer antifare antikor gönderebiliyoruz. Burası fare proteinlerine yapışıyor hepsine. Ve buraya da bir fluorofor koyuyoruz. Yani ışıma yapacak bir fluorofor koyuyoruz. Böylece senin proteinine bağlandığı zaman ışıma alıyorsun. Ve sen proteininin lokasyonunu görebiliyorsun hücrede. Böyle bir şey. Şimdi şu fluorofor olabilir. Altın koloidal küreler olabilir. Alkalin fosfataz olabilir. Alkalin fosfataz olunca floresan gibi ışımıyor da o bir enzim, substratını veriyorsun. Substratı yıkıyor. Ve oradan artık nasıl bir substrat verdiysen ona göre renk alıyorsun gibi. Bunu immunohistochemistry diye biz videolarını çektik. Uygulaması tablet üzerinde de anlattım. O yüzden geçiyorum. Şimdi ışık mikroskobunda 3 boyutlu resim nasıl alıyoruz? Hani sectioning yapıyoruz demiştim ya. Sectioning yapamadığın durumu düşün. Yani bunu kesitlere bölemedin. Yani insan vücudu mesela, canlısı nasıl o zaman görüntülüyoruz? Computed tomography diye bir şeyimiz var değil mi? CT. O böyle çeşitli düzlemlerde görüntü alıp sonra onları birleştiriyor. Şimdi o birazcık ince kaldı. Şimdi şöyle göstereceğim. İşte böyle bir şeyimiz var. Buradan görüntü alıyor. Aşağıya odaklıyor, buradan alıyor. Şimdi nasıl oradan katmandan alıyor dersen, odaklıyoruz ya mikroskobu. Yani hiç mikroskop kullandınız mı bilmiyorum. Kullanmışsınızdır umuyorum ki. Mikroskopta bir görüntüyü odaklarsın. Ama odaklamadan önce ve sonra, yani o nobu çevirirken bulanık görüntüler de gelir. İşte eğer kalın bir dokuysa o bulanık görüntüden ziyade her katmanda farklı bir şey görüyorsun. Yani her çevirdiğinde, odağı her değiştirdiğinde başka bir şey görüyorsun. Buna focal plane diyoruz. Fokal odak demek. Bu da düzlem demek.
Fokal pilin yani her odak seviyesinde ayrı bir görüntü alıp ondan sonra onları birleştiriyor. Birleştirirken, birleştiriyor dedim, bilgisayarda birleştiriliyor. Birleştirirken de bazı kısımlar odak dışı kalmış oluyor. Çünkü sen bir focal plane'e odakladığında altındaki focal plane'i de görüyorsun aslında. Ve orası bulanık görünüyor. O bulanıklığı gidermek için de deconvolution yapılıyor. Ama bu mikroskopta değil, bilgisayarda yapılan bir şey. Bilgisayar programı ile yapılan bir şey. Ve burada nokta dağılımı fonksiyonu diye bir şey kullanılıyormuş ama işte onu artık bilemeyeceğim ben. Bir de bu bizim gözümüzün algısının dışında olduğu için bu gözümüzle bakmıyoruz da buna CCD kameralarla topluyoruz görüntüyü. Ondan sonra birleştiriliyor. Bundan sonra buna çok benzer olan konfokal mikroskop var. Oradan devam edeceğiz.